Merhaba arkadaşlar. Size şimdi evde basitçe evdeki malzemelerle rölyef pasta nasıl yapılır onu göstereceğim. Tutkalımız burada, malzemelerimiz. Ben okyanus rengi yapacağım, renkli ya da beyaz yapabilirsiniz. Yine beyaz boyam var ve nişasta arkadaşlar. Öncelikle tutkalımı biraz kaba koyuyorum. Lütfen kullanacağınız kadar yapın. Bayatlamasın ve kurumasın. İçine öncelikle 2 tatlı kaşığı nişasta koyuyorum. Sonra ayarlayacağım. Ben beyaz boyamı beyaz istemediğim için biraz sulandırdım. Biraz ondan koyacağım. Daha sonra okyanus rengimi ilave edeceğim. Bunları bir güzel karıştırıyoruz. Topak kalmayıncaya kadar güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz yoğurt kıvamı aldı. Şimdi renklendirmek için okyanus rengimi ilave edeceğim. Ben çok koyu bir mavi istemiyorum. Normal bir mavi istiyorum. O yüzden az koydum. Siz istediğiniz rengi elde etmek için istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Benimki bebek mavisi gibi, bodrum mavisi gibi tatlı bir mavi olacak. Gördüğünüz gibi yoğurt kıvamında hazır oldu. Bu arada arkadaşlar, ben genelde Sundance ürünleri kullanıyorum. Hem kaliteli hem de fiyat olarak uygun. Yaptığım işlerde de benim elimi kolaylaştıran bir ürün. Kullanımını seviyorum. Şimdi bu yaptığımız rölyef pastayı sizde bir stencil çalışmasında göstermek istiyorum. Şöyle boş bir bidonum var. Ben bunu saksı olarak kullanacağım. Bunu da uygulamayı göstereceğim. Yine Sundance uygulamak için bir spatulam var. Tabii elimdeki plastik spatula ile uygulayabilirim. Ama en son düzleştirmek için normal spatula. Eğer sizde yoksa evdeki herhangi bir spatulunuzu kullanabilirsiniz. Ben genelde böyle işler için plastik spatulayı tercih ediyorum. Evet, zemini de düzleştirdim. İnşallah taşma olmaz çünkü çok iyi yapıştıramamışım. Evet, şimdi görüyoruz. Evet arkadaşlar, evde 5 dakikada hazırladığımız rölyef pastamızla ilk desenimiz hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.